dizide ifadelerin olduğunu, sonuçlarını vermiş 26 ve 22 olduğunu ve ilk 8 terim toplamı nedir? Şimdi ilk n terim toplamı aritmetik dizide ilk n terim toplamı n bölü 2 çarpı 2a1 artı n eksi 1 çarpı r'dir. Ya da bunu düzenlenmiş şeklinde aslında şöyle de yazılabiliyor. Bunu da bilelim. Yine n bölü 2'sini yazdık. Burası 2a1 a1 artı a1 şeklinde yazdığımızda burası nedir? a1 a1 artı n eksi 1 geriye kalan buradaki a1 artı n eksi 1 de an diye de yazabiliriz. Bu şekilde de ilk n terim toplamını kullanabiliriz. İster bunu kullanırız, ister bunu. Şimdi bizden istediği öncelikle a3 a9 verilmiş, a2 a8. Bunlar birer tane altındaki dizi olduğuna göre şöyle yazarsam ben a3'ü. İstersek direkt a1'lere göre de yazabiliriz. İstersek buradaki a2'den dolayı ben a2 artı r bu a3 için yazdım. a9 yerinde a8 artı r yazabilirim. Burasının 26 olduğunu biliyoruz. A2 artı A8'in de 22 olduğunu ve bu ifadenin tamamını çıkarttığımızda A2'ler ve A8'ler gider. 2R eşittir 4'ten R değerimiz 2 gelir. Şimdi R2 bize ne lazım burada? Eğer ben bunu kullanacak olursam n yerine bize ilk 8 terimin toplamını söylemiş. Yani S8'i istiyor. 8 bölü 2'den 4. 2A1 artı n eksi 1 n 8 olduğuna göre 7R'yi istiyor bizden o halde. Şimdi bizim buradaki A1'i bulmamız lazım. R'yi bulduk. O zaman şöyle yapalım. İstediğimizde mesela bu kısımda A2'yi de bunları A1'e göre açarsam. A1 artı R. A1 artı 7R eşittir 22. Buradan 2 tane A1 artı 8 tane R var. R'yi 2 bulduk. 16 eşittir 22'den. 2A1 eşittir 6. A1 de buradan 3 gelir. O halde yerine yazarsak 4 çarpı A1 3 olduğuna göre 6. R'si 2 olduğuna göre burası 14. 20'den de sonucumuz buradan ne gelir? 80 gelecektir. Evet, dördüncü sorumuz aritmetik dizide olduğuna göre 10. terim nedir? Şimdi aritmetik dizide bir de şöyle bir ifademiz var. Mesela A5 ile ben iki ifadeyi toplayıp terimlerini A5 ile mesela 15 topladığımda 2'ye böldüğümde A5 artı A15 bölü 2 bana buradaki 5 ile 15 toplayıp 2'ye böldüğümdeki sonucu verecektir. Yani A 10'a eşit olacaktır. Bunu formüllerinizden zaten biliyorsunuz. O halde ben bu şekilde yola çıkarsam A5 artı A15'in değerinin 2 tane A 10'a eşit olduğunu bulurum. Aynı şekilde 6 ile 14'ü toplayıp 2'ye böldüğüm zaman da 10'u bulduğum için o zaman A 6 artı A 14 bölü 2 de yine A 10'a eşit olacaktır ve buradan A 6 artı A 14 2 tane A 10 yapacaktır. Ve o halde nedir? Bu ifadelerin toplamı 4 tane A 10'a eşit oldu. Eşittir 24. 4'lerimizi sadeleştirdik. O halde A 10 ifadesi yani 10. terim 6 gelir. Evet, 6. sorumuzda aritmetik dizide ilk 15 terim toplamını istemiş. Şimdi yazalım bir 15 terim toplamını. 15 bölü 2 çarpı 2a1 artı n-1 çarpı r'den 14r gelecektir. İkileri de sadeleştirirsek 15 çarpı a1 artı 7r gelir. Şimdi bizden istediğinde a3, a13, 4 ve şimdi biz bunu aynı 4. sorudaki gibi yapmaya çalışırsak. Buraya baktığımız zaman A1 artı 7R demek aynı zamanda A8 demek biliyorsunuz. Çünkü A8 olsa A1 artı 7R yerini açarım. O zaman ben 3 ile 13'ü toplayıp 2'ye böldüğüm zaman 3 ile 13 topladım. 16 bölü 2'den 8 yani A8 elde ettiğime göre o zaman nedir? A13 artı A3 artı A13 ifadesi 2 tane A8'e eşittir. Aynı şekilde 4 ile 12'yi toplayıp 2'ye böldüğümde yine A8 elde edeceğim için A4 artı A12 ifadesi 2 tane A8'e eşittir. O halde bunların toplamı tam 4 tane A8 yaptığına göre 132. Buradan A8 ifadesine böldüğümüzde nedir? 4'e böldüğümüzde 3 gelecektir. Buradan da yine 3 geldi. O halde A8 ifadesini 33 buluruz. A8 33 ise 33 çarpı 15'ten de sonucumuz burada nedir? 495 gelir. Birinci sorumuzda bir aritmetik dizide S'den ilken terim toplamını verilmiş. Buna göre dizinin 6. terimi. Şimdi S8 dediğimiz ilken terim toplamı yani A1'den A8'e kadar olan sayıların toplamı. Bundan S3'ü çıkarmamızı istemiş. S3 de A1'den A3'e kadar olan sayıların toplamı. Bu ifadenin tamamını çıkarmasını istemiş ve sonucu 90 bulmuş. Şimdi çıkardığım zaman A1'ler, A2'ler ve A3'ler gitti. Geriye A4, A5, A6, A7 ve A8 kaldı ve bu ifadenin sonucunun 90 olduğunu biliyoruz. Biz A6'yı istiyoruz. Şimdi bir tane A6'mız var. O halde yine 5. 4. ve 5. pardon 4. ve 6. sorularda yaptığımız gibi A4 ile A8'i topladığım zaman 4 ile 8 toplayıp 12, 2'ye böldüğüm zaman 6 ettiğim için o halde nedir? A4 artı A8 2 tane A6'ya eşit. Aynı şekilde A5 ile A7'yi topladığım zaman da o da 2 tane A6'ya eşittir. O zaman nedir? Burada toplamda 2 tane bunlardan geldi. Toplamda 5 tane o halde A6 ifadesi oluştu. Bunun sonucunun 90 olduğunu söylemiş. O halde buradan da A6 ifadesi 18 gelir.
Dokuzuncu sorumuzda genel terim verilen bir aritmetik dizinin ilk 15 terim toplamı. Yani S15 istenmiş. Hemen yazalım. 15 bölü 2 çarpı 2A1 artı 14R ifadesi. Buradaki hatta ikilerimize sadeleştirirsek 15 çarpı A1 artı 7R'ye ulaşırız. Bu da ne demektir? Aynı zamanda A1 artı 7R demek A8 demek. O halde aslında bizden 15 çarpı A8 istiyor. A8 içinde en gördüğümüz yere genel terimde 8 yazarsak A8 eşittir 8 kere 3 24 eksi 4'ten A8'in de 20 olduğunu buluruz. O halde 15 çarpı 20'den de sonucumuz 300 gelir. Evet, 10. sorumuzda ilken terim toplamını vermiş bu dizin 10. terimi. Şimdi ilken terim toplamı biraz önceki soruda yaptığımız gibi ben A10'u aradığıma göre S10'dan S9'u çıkartırsam A10'u elde ederim. O halde n yerine 10 yazdığımız zaman 2 çarpı 100 eksi 3 çarpı 10 eksi n yerine 9 yazdığımızda 2 çarpı 81 eksi 3 çarpı 9 gelecektir ve bu sonuç bana A10'u verecektir. Ve buradan işlemlerimizi yaptığımızda 35 sonucuna ulaşırız. Birinci sorumuzda bir geometrik dizi verilmiş. Şimdi geometrik dizide genel terimi bir hatırlayalım. A n eşittir A1 çarpı R üzeri n eksi 1 şeklinde genel terimimiz vardı. Dizinin öncelikle bizden A5 ve A8'i vermiş. Biz A8'i yazarsak A8'de A5'e göre yazabiliriz hatta. Bunu da yine aynı aritmetik dizdeki gibi yazabilirim. İlla 1 olmak zorunda değil. A n eşittir AK desem R üzeri n eksi K diyebilirim. O halde A8 eşittir A5 çarpı R üzeri 3 yazarsam A8'in eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. A5'in 12 olduğunu biliyorum. O halde buradan R üzeri 3 dediğimiz ifade nedir? Sadeleştirdiğimizde eksi 3 bölü 24 gelecektir. Hatta o da eksi 1 bölü 8'e eşit olur. R küp eksi 1 bölü 8 ise R değerimiz de eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bize dizinin 3. terimini sormuş. O halde A5'e göre açalım. A5 eşittir A3 çarpı R kare geldi. A5 12, A3'ü bilmiyoruz. R ifadesi eksi 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 gelecektir. Ve buradan da A3 sonucunun 48 olduğunu buluruz. Evet, 12. sorumuza yine bir geometrik dizi vermiş. Ortak çarpanın pozitif değerini istemiş. Şimdi biz buradaki ifadeleri yine açalım. A1 burada nedir? A1 artı A2'yi de A1 çarpı R diye açabilirim. Eşittir 28 geldi ve buradan A1 parantezini alırsam 1 artı R eşittir 28 olacaktır. Bu kısmı açalım. A3'ü de yine aynı şekilde bunları A1'e göre açalım. A1 çarpı R kare artı A1 çarpı R küp gelecektir. Burasında 175 olduğunu söylemiş. Burada da ortak parantezde şöyle yazalım. A1 çarpı r kare parantezine aldığımda 1 artı r ifadesi gelecektir. Burası 175. Biraz önce bulduğumuzda bunu oranlayabiliriz. A1 çarpı 1 artı r ifadesiyle bunu oranladığımızda a1'ler gider, 1 artı r'ler gider. Burada 28 ile de 75'i sadeleştirebiliriz yine aynı şekilde. Ve buradan nedir? 1 bölü r kare ifadesi kaldı. Burada sadece 1 bölü r kare ifadesi sadeleştirdiğimizde 4 bölü 25 olacaktır. Ve burada 1 bölü r kare olduğuna göre r kare bölü eşittir 25 bölü 4. R de buradan nedir? 5 bölü 2 sonucuna ulaşırız. AN pozitif terimli geometrik bir dizi verilmiş. O halde bunları yine bize ortak çarpan sorulmuş. Bunları yine A1'e göre açalım. A1 çarpı R üzeri 4 artı A1 çarpı R kare şeklinde yazdım. Eşittir 60. Ve bunları ortak paranteze aldığım zaman A1 çarpı R kare parantezine aldım. R kare artı 1 ifadesi eşittir 60 geldi. Aynı şekilde burayı da A1 çarpı R üzeri 8 eksi A1 çarpı R üzeri 4 dediğimiz zaman burasında 720 olduğunu biliyorum. Ve burada da A1 çarpı R üzeri 4 parantezine aldığımda yine nedir? R üzeri 4 eksi 1 sonucuna ulaşırız. Burasında 720 olduğunu vermiş ve oranlıyorum. A1'lerimiz gider, R kareler gider. Burada bir R kare kalır. 60'ları sadeleştirdiğimiz zaman burada 12 kalacaktır. Burada R üzeri 4 eksi 1 olduğuna göre 2 kare farkına R kare eksi 1, R kare artı 1 şeklinde yazdığımızda R kare artı 1'ler gider. Geriye o zaman burada R kare eksi 1 kalır sadece. Geriye kalanları yazalım. Burada hepsi 1 bölü r kare, r kare eksi 1 ve 1 bölü 12 olduğuna göre hepsini ters çevirdiğim zaman nedir? R kare çarpı r kare eksi 1 eşittir 12 olacaktır. O halde bir sayının r kare ifadesi öyle bir sayı olmalı ki bir eksiğiyle çarpımı 12 olsun. O halde r kareye ben 4 dersem 4 çarpı 3'ten 12 olacaktır. R kare 4 ise r değeri de zaten bize burada neyi sormuş? Ortak çarpanı sormuştu. R değerimiz o halde 2 gelir. Evet, 14. sorumuzda geometrik dizinin ardışık terimleri verilmiş ve bu işlemin sonucu nedir? Şimdi aynı aritmetik dizide yaptığımız gibi normalde biz aritmetik dizide toplayıp ikiye böldüğümüzde direkt ortadaki terimi veriyordu. Bu sefer de tam şunu yapıyorum geometrik dizide. 3 ile aynı şekilde ardışık bir şekilde gelenlerde 2 öncesi 2 fazlasını aldığımda 3 ile 12'yi çarptığımızda burada ortadaki terimin neyini verecektir? Karesine eşit olacaktır. O halde buradan da n ifademiz 6 gelir.
Aynı şekilde m ile n'yi çarptığımız zaman da bize yine aynı şekilde ne kareyi verecektir. O halde buradan da nedir? M çarparım. M çarpı p. M çarpı p'nin de zaten burada nedir? Yine aynı şekilde 36 sonucuna ulaştığımızı söyler. M çarpı p'nin 36 olduğunu biliyorum. Artı 6. Buradan da sonucumuz 42 gelir. 15. sorumuzda bir geometrik dizide olduğuna göre A5 kaçtır? Biz bunları yine bu tarafı toplayalım. A4 eksi A2 eşittir 48. A3 eksi A1 eşittir 16 diyelim. Ve bunları yine A1'e göre açtığımızda geometrik dizi vermiş. A1 çarpı R küp eksi A1 çarpı R eşittir 48 vermiş. Burasını A1 çarpı R parantezine aldığında R kare eksi 1 eşittir 48 gelecektir. Aynı şekilde burasını da A1 çarpı R kare eksi A1 eşittir 16. A1 parantezine aldığımda burada da yine aynı şekilde R kare eksi 1 ifadesi 16'ya eşit oldu ve oranlıyorum. Burada 3 ifademiz geldi. A1'ler gider. R kare eksi 1'ler gider ve sadece R eşittir 3 gelecektir. Bize de A5'i sormuş. A5 ifadesi içinde nedir? A1 çarpı R üzeri 4 şeklinde yazabilirim ben A5'i. O halde burada bilmediğim bir tek A1 kaldı. A1'i de bulmamız lazım. Şöyle diyelim herhangi birinde mesela şuradaki denklemde ne demiştik? Burada A1 parantezine R kare eksi 1 eşittir 16 vermişti. R'nin 3 olduğunu biliyorum. Buradan 9 eksi 1'den 8 gelecektir. 8'e 16'yı sadeleştirdiğimizde 2. Yani buradan da A1 sonucunda 2 olduğunu buluruz. Yerine yazdık. 2 R yerine 3 yazdık. 3 üzeri 4'ten 81 ve buradan da cevabımız 162 gelir. Evet, 16. sorumuzda geometrik dizide ilk 10 terim toplamı. Şimdi onu bir hatırlayalım. Geometrik dizide ilk 10 terim toplamı Sn eşittir. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R'dir. Şimdi ilk 10 terim toplamı dediğine göre S10'u yazalım o zaman. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R dedik. İlk 5 terim toplamının 33 katıdır. Yani bunları oranladığım zaman S5'i oranladığımda A1 çarpı 1 eksi R üzeri 5 bölü 1 eksi R ifadesini oranladığımızda sonucumuz 33 geliyormuş. Buradan A1'lerimiz gider, 1 eksi R'lerimiz gider. Hatta 1 eksi R üzeri 10'u da ben 1 eksi R üzeri 5, 1 artı R üzeri 5 şeklinde açtığımızda nedir? 2 kare farkından 1 eksi R üzeri 5'lerimiz gider ve üst tarafta sadece 1 artı R üzeri 5 gelecektir. Bunda sonucun 33 olduğunu söylemiş. Karşı tarafa attık biri R üzeri 5 32 ve buradan da R sonucunu 2 buluruz.